Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 24 Kasım'da Türkiye saatine göre gece 1:57'de 1 derece Yay burcunda yeni ay doğacak. Ateş elementinin değişken niteliklerini taşıyan, Jüpiter tarafından yönetilen, oldukça hareketli, coşkulu bir yeni ay bizi bekliyor. Bakalım şimdi detaylarda neler var? Türkiye'ye göre yükselende Başak görüyoruz ve yeni ay haritanın 3. evinde yerleşmiş. Değişken nitelik öne çıkıyor. MC noktasında da İkizler Burcu var ve Mars İkizler Burcu'nda yerleşmiş durumda. Güneş ve Ay dışında Yay Burcu'nda Venüs'ü ve Merkür'ü görüyoruz. Kişisel gezegenlerin özellikle bir burçta toplanması o burcun temalarını tabii ki çok daha fazla öne çıkarıyor. Yay ateş elementi olduğu için, Jüpiter de tarafından yönetildiği için genelde daha iyimser, coşkulu, neşeli bir enerji verir. Yani bu yeni ay bize kişisel anlamda biraz daha motivasyon verecek, hareketi arttıracak, işte kişisel inisiyatif alma, bir şekilde böyle hayatın daha keyifli yönlerine yönelme anlamında destekler verebilir. Ancak tabii dikkat edilmesi gereken konular da var. Onlara da değineceğiz. Öncelikle değişken burçlarımız daha fazla etkilenecek. Bunlar hangileri? Hatırlayalım. Yay, İkizler, Başak ve Balık. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçlarda güneşiniz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha etkili olacaktır. Ve yükselen burcunuza göre Yay burcu hangi evinizde ise doğum haritanızda o ev konularında bir hareket, bir yenilik bekleyebilirsiniz. Yeni ay cesaretimizi arttırıyor. Güçlü bir motivasyon veriyor bize ama yay biliyorsunuz sembolikten yarı at, yarı insan simgesi vardır. Uzaklara hedeflemiş bir atılmaya hazır bir okla da sembolize edilir. Yani burada hedefler belirleyebiliriz kendimize. Geleceğe dair planlarımız, düşüncelerimiz olabilir, amaçlarımız olabilir, vizyonlarımız daha büyüyebilir. Ancak burada biraz da dürtüsel davranma, işte daha bencil, daha hırslı, daha kontrolsüz davranma, abartılı davranma durumlarımız da söz konusu olabilir. Yay çünkü gölge yanlarında daha bencil, daha hırslı, daha abartılı, aşırılıklara eğilimli olabilen, çok hırslı olabilen bir burçtur. Bizim inançlarımızla, maneviyatımızla, işte düşüncelerimiz, felsefelerimizle ilgilidir. Bunun yanı sıra her türlü iletişim, özellikle eğitim, yüksek öğrenim, akademik konular, kültürel konular, ulaşım, seyahatler, yurt dışı seyahatler, uzak ülkeler, yabancı kültürlerle bağlantılar. Din ve maneviyat deyince tabii ki tüm dini yapılar, kurumlar, din merkezleri, din adamları, bunun yanı sıra akademisyenler, yurt dışı ile bağlantılı işlerde özellikle uluslararası ilişkilerde hizmet eden kişiler, elçiler, yay burcu ile ilgilidir. Deniz ve hava yolculuklarını sembolize eder. Sporla ilgilidir ki zaten işte Dünya Kupası'nın olduğu bir dönemdeyiz. Tam da yay enerjisinin tüm dünyada çok aktif olduğu bir dönem. İlgimiz, alakamız daha fazla spora da yönelebilir bu dönemde. Daha fazla seyahat etmek isteyebiliriz. Yabancı kültürlere, değişik bilgilere ilgimiz artabilir. Bu bir şeyleri öğrenmek için aktif olabileceğimiz bir süreç. İşte değişik inanç ve kültürlere ait bazı eğitimlere katılabiliriz. İşte bol bol kitap okuyabiliriz. Medya basını, yayıncılığı yönetir yay. Aynı zamanda tabii ki günümüzde sosyal medya yine tam bir yay konusudur. Sosyal medya ile ilgili hareketliliğin, iletişimin çok arttığı bir dönemde olacağız. Ama Mars'a dikkat etmemiz lazım. Şimdi Mars İkizler Burcu'nda gerilemekte biliyorsunuz. Yeni ay haritasında da Mars geriliyor. Aynı zamanda yeni ayı yönetici gezegeni Jüpiter. Balık burcunda oldukça güçlü ve yeni ay an haritasında da durmuş vaziyette çünkü artık ileri dönecek. 20 Aralık'tan itibaren Jüpiter Koç burcuna geçiyor. Hızlı bir şekilde 16 Mayıs'a kadar Koç burcunda ilerleyecek. Bu Balık burcundaki son hareketleri, Balık burcunun son derecelerinde güçlü bir şekilde Jüpiter göreceğiz. Bu aslında burçtan çıkmadan önce verebileceği belki ödülleri, bize verebileceği içsel, dışsal her türlü şansı, kısmeti bu dönemde güçlü bir şekilde Jüpiter'den bekleyebiliriz. Jüpiter verimli bir gezegen Balık burcunda ama çok da büyütebilir her şeyi, çok da abartabilir.
Dolayısıyla burada hedeflediğimiz şeylere dikkat edeceğiz. Abartıyor muyuz? Gerçekçi miyiz? Davranışlarımıza, konuşmalarımıza, tepkilerimize dikkat edeceğiz. Aşırılıklar zarar getirebilir. Bunlar bizim düşüncelerimizde, inançlarımızda da olabilir. Çok fanatikçe bir şeyleri savunabiliriz veya fanatikçe eyleme geçebiliriz. Yeni ay haritasına biraz daha detaylı baktığımızda önemli sabit yıldız tesirlerini de görüyoruz. Venüs ve Merkür Antares ile birleşmiş durumda Yay burcunda. Antares biliyorsunuz Mars ve Jüpiter karakterinde çok güçlü bir kraliyet yıldızı. Oldukça motivasyonu arttıran, hırs ve kararlılık veren, savaşma enerjisi veren bir yıldız bu. Asa savaş yıldızı. Dolayısıyla kişisel gezegenlerin bu yıldızla birleşmesi savaş enerjisinde mücadele ve belki biraz daha dünya üzerine baktığımızda zaten direkt savaş ve mücadele ile ilgili konuları da öne çıkarıyor. Burada dikkat çekiyor. Liderler tabii ki yöneticiler, liderler özellikle biraz daha özgüvenli ve saldırgan olabilir. Daha mücadeleci olabilir bu yeni ay tesiriyle beraber. Kişisel anlamda da bize hırs ve kararlılık verecektir bu durum. Yani neyi istiyorsanız, neyi hedefliyorsanız özgüveninizi arttırır. Daha mücadeleci, daha savaşçı, daha hırslı ve kararlı olabilirsiniz. Ancak kraliyet yıldızının şöyle bir etkisi vardır. Size gereken desteği verir, gücü verir, fırsatları da verebilir. Burada lütfen aşırılıklara dikkat edin. Gereksiz hırslar, işte bencillik, kibir, açgözlülük özellikle burada çok yıkıcı olacaktır. Bu yıldızın gölge yönlerinde maalesef bu özellikler de çalışabilir. Biraz daha belki dengeli olmamızı istiyor bize gökyüzü bu dönemde. Ve Mars ikizler burcunda geriliyor. Hem de haritanın MC noktasında, önemli bir noktada. Ve Bellatrix, Capella yıldızlarıyla birlikte bu da ikizlerde çok fazla iletişim olacağını bize gösteriyor. Çünkü konuşma ve iletişim konularında çok güçlüdür bu yıldızlar. Yazmak, konuşmak bu alanlarda çok güçlüdür. Ancak biraz onun da savaş enerjisi vardır. Kışkırtıcı ve hırslı bir tarafı vardır. Dolayısıyla demek ki özellikle iletişim alanlarında, sosyal medyada günümüzde çok fazla kışkırtıcı haberler, yazılar karşımıza çıkabilir. Burada Mars'ın Neptün'le de yapacağı kare açı spekülatif durumlara, belirsizliklere, karışıklıklara, yanıltıcı durumlara da işaret ediyor. Yani troller, yani belirli bir inanç için, düşünce için çok fazla aktif olacaktır bu süreçte. Daha dikkatli olmak gerekiyor. Aynı şekilde Jüpiter artık Balık burcunun son derecelerinde Şat yıldızıyla birlikte bu yıldız çok güçlüdür ama zorluklar da getirebilir. Özellikle sular, denizler, okyanuslar, hani buralarda olabilecek kazalar, işte taşımacılıkta, ulaşımda olabilecek bazı kazalar, gemilerle ilgili sorunlar karşımıza çıkarabilir. Kişisel anlamda da yine biraz daha işte kitleleri etkileyebilecek, hani kendini kurban etme, bir inanç için, bir düşünce için kendini kurban etme gibi eylemleri, aşırı fedakarlıkları, bunları yine gündeme getirebilir. Su grubunda Neptün'le de birleştiği için bu da hani olaylara objektif bakmakta zorlanabileceğimizi gösteriyor. Yine dünya üzerinde yardıma muhtaç kişiler, işte savaş nedeniyle olabilir, işte maddi konulardaki yoksunluklar nedeniyle olabilir. Biraz daha belki yardım teması, fedakarlıkları, bu anlamda tabii ki güçsüz ve aciz olan kişileri, kitleleri gündeme getirebilecek bir pozisyon. Savaş enerjisiyle de ilgili böyle kitleler ne yazık ki çok fazla aciz duruma düşüyorlar ve sıkıntılar gittikçe büyüyor. Ve göç ve göçmenlikle ilgili konular da yayla ilgilidir. Yani burada zorunlu olarak göç etmek zorunda olan kitleler, işte göç nedeniyle ülkelerin, göçmenler nedeniyle ülkelerin içinde bulunduğu sıkıntılar, zorluklar yine daha fazla mercek altına alınabilir. Dünya üzerinde yine bazı liderlere baktığımızda dikkat çekici de bu yeni ay tesirlerini görebiliyoruz. Örneğin Ukrayna liderinin yükselen burcu ikizler ve Mars tam ikizler burcunda o derecede gerilemekte. Dolayısıyla biraz daha belki uzlaşmadan yana değil, daha fazla kışkırtıcı tavırları olabilir Ukrayna liderinin. Ama karşıt burcunda
Rusya'nın yay burcundaki gezegenlerinin daha savaşçı, daha mücadeleci, daha kararlı olduğunu burada görüyoruz. Aynı şekilde tabii ki yükselen burç üzerindeki bir Mars gerilemesi zarar görmek anlamına da gelebilir. Hani bu kaza şeklinde olabilir, bir saldırı şeklinde, hatta suikast şeklinde olabilir. Bu konuda riskli olabilir. Bunun dışında yine Elon Musk'ın Venüs'ü şu anda Mars'ın bulunduğu derecede. Onun da zaten işte Twitter'ı alması gündemde. Demek ki biraz daha fazla tweet atacak, daha fazla iletişim içerisinde olacak, daha kışkırtıcı, manipüle edici durumlarla da karşılaşabiliriz. Yine Twitter'da bazı yapılanmalar söz konusu olabilir. Bununla ilgili çok fazla gündemlerimiz olabilir. Demek ki sosyal medyayı çok konuşacağız. Çok fazla haber var, çok fazla iletişim trafiği artıyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Kışkırtmalar çok fazla olabilir. Spekülatif davranışlar, haberler çok fazla olabilir. Kitlelerin özellikle inançlarını, düşüncelerini etkileyip bunları manipüle edecek davranışlar çok fazla olabilir. Bu alanlarda toplumsal olarak, kişisel olarak daha tedbirli olmamızda fayda var. Şimdi yükselen burçlarınıza göre yeni ay tesirlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, sizin için oldukça coşkulu, motive edici, hareketli bir yeni ay 9. evinizde doğacak. Venüs ve Merkür'ün de burada olması yabancı kültürlere ilginizi arttırıyor. Seyahat etmek arzunuz artıyor. Macera isteğiniz artıyor. Yeni tanışmalar olabilir. Hatta bunlar seyahatte karşınıza çıkabilir. İşte yabancı kültürden kişilerle daha fazla temas içerisinde olabilirsiniz bu yeni ay döngüsünde. Yolculuklarınız olabilir. Medya ve iletişim alanlarında işleriniz varsa özellikle ya da uluslararası işleriniz varsa yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Tabii ki yönetici gezegeniniz Mars geriliyor. Buna dikkat edin. Üçüncü evinizde olduğu için her türlü bilgi trafiğinde doğruluğundan emin olmanız gerekiyor. Harekete geçerken her şeyi daha fazla kontrol edin. Yakın çevre ilişkileriniz, biraz sizin yakınlarınız, akrabalarınız, işte komşularınız, kardeşleriniz veya eşinizin yakınları, eşinizin ailesiyle ilgili konularda bazı mücadeleler olabilir, bazı anlaşmazlıklarınız olabilir, hatta bazı hukuksal sorunlarınız da olabilir. Yani bunlarla da ilgili bir döngünüz var. Geçmişten devam eden konular da olabilir bunlar. Biraz hani bilgi trafiğine dikkat edin, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Konuşmalarınızda, yazışmalarınızda daha kontrollü olmanız gerekiyor ve trafikte daha dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle seyahatlerde, işte araç kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor. Evet, aracınız arızalanabilir. Motorlu araç gereçlerinizde problemler olabilir. Yeni bir motorlu araç almayı, bir araç almayı çok tavsiye etmiyoruz Mars gerilemesinde ama tabii ki arızalar düzeltilebilir burada. Tamirler yapılabilir, kontroller yapılabilir. Bunun için çabalayabilirsiniz sevgili koçlar. Yeni bir şeyler öğrenme konusunda çok meraklısınız. Daha önce başlayıp da hani yarım bıraktığınız bir konu olabilir, bir kursu bitirmek, işte bir dil öğrenmeye başladınız. Uzun zamandır çalışamıyorsunuz ya da hazır öğrencisiniz, üzerinde çalıştığınız bir teziniz var. Hani bunu tamamlamanız gerekiyor. Bunlara da daha fazla enerji harcayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, yay burcundaki yeni ay 8. evinizde doğacak. Bu dönem maddi konularda bazı endişeleriniz olabilir. Ancak bu yeni ay yeni açılımlar getiriyor. Örneğin hani sizi rahatlatacak bazı konular olabilir. Eşinizin kazançları ile ilgili keyifli haberler alabilirsiniz. Belki maddi durumunuzda gelirlerinizle ilgili bir sıkıntı vardı. Eşinizin iş durumunda sıkıntı vardı. Bu yeni ay bir açılım getirebilir. Eşiniz kazanç elde edebilir, bir işe girebilir ya da başka kaynaklarınızla ilgili beklentileriniz varsa, örneğin işte beklediğiniz bir tazminat, işte beklediğiniz bir kredi, bununla beraber bir miras konusu olabilir, bir nafaka, bir tazminat ya da bir burs konusu olabilir, bir borcun yapılandırılması, bir verginin ödenmesi, bir emeklilikle ilgili bir mevzunuz olabilir. Hani bunlarla ilgili yeni açılımların gelebileceği bir dönemdesiniz. Para durumunuza dikkat edin. Yani gereksiz harcamalar yapmamaya çalışın. Her zaman hani 3 defa düşünüp bir kere harcamanız gereken bir dönemdesiniz. Çünkü Mars gerilemesi var. Gelirlerde azalmalar olabilir, beklenmedik harcamalar olabilir. Daha kontrollü olmanız gerekiyor bu süreç içerisinde. Sağlık konularında, şifa arayışlarında mesela bir diyete başlayabilirsiniz, detoks yapabilirsiniz, bir tedaviniz gündeme gelebilir. Sizin veya
yakınlarınızın veya evcil hayvanlarınızın, hani bu tarz konularla da ilgili biraz hani şifa arayışlarınızın olabileceği ama uygun çözümler de bulabileceğiniz bir süreçtesiniz sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, sizin için evet çok önemli bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle ilk dekanda, yani 1 ile 10 derece arasında gezegenleriniz varsa, yükselen burcunuz olabilir, kişisel gezegenleriniz olabilir, güneşiniz olabilir. Sizin için çok daha etkili bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Mars'ın gerilemesi enerjinizi biraz bu dönemde düşürüyor, motivasyonunuzu azaltıyor ama bu yeni ay sizi cesaretlendirebilir. Özellikle ilişkiler alanında hareketlilik artıyor. Karşınızdaki kişiler, belki evlisiniz, eşiniz bu dönemde daha cesur, daha fazla atak, daha fazla özgüveni yükselmiş durumda. Belki sizin için de bu cesaret getirecek. Yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yeni tanışmalar olabilir, işbirlikleri olabilir. Mars gerilemesi biraz genel sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Eğer herhangi bir mücadele içerisindeysiniz, yani davalı olduğunuz bir konu olabilir, bir rakibiniz olabilir, bir açık düşmanınız olabilir. Bu dönemde lütfen karşınızdaki kişilerin daha aktif, daha güçlü olabileceğini unutmayın. Zarar görmenize karşı daha tedbirli olmanız lazım. Güvenliğinize dikkat etmeniz lazım. İşte sağlığınıza, kişisel bakımınıza dikkat etmeniz lazım. Yeni tanışmalar olabileceği gibi daha önceden tanıştığınız bir kişiyle de belki ilişkinizde yeni bir adım atacaksınız ya da eski bir arkadaşınız, eski bir ortağınız, işte onunla yeni bir işbirliği ya da yeniden bir araya gelmek gibi konularda tabii ki gündeminizde olabilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, yay burcundaki yeni ay 6. evinizde doğacak. Bu yeni ay sizin için biraz daha hani günlük hayatınızı iyileştirmek, alışkanlıklarınızı değiştirmek için motive edici görünüyor. Örneğin hani giyim kuşamınızda bir değişim yapabilirsiniz, spora başlayabilirsiniz, bir beslenme düzeniniz değişebilir, evcil hayvan alabilirsiniz. Hani bu konular dikkat çekiyor. Çalıştığınız ortamda belki bir düzenleme olabilir, işte bir yardımcınız, asistanınız, çalışma arkadaşınızda bir yenilik olabilir. Ev ortamınızda hizmet aldığınız kişilerle ilgili bazı yenilikler olabilir. Genel sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem. Aslında sağlığınızı iyileştirmek adına, yaşam koşullarınızı iyileştirmek, işte yaşam kalitenizi arttırmak adına bu yeni ay size biraz daha hevesli bir enerji veriyor. Daha sportmen bir hayat tarzı belki. İşte şu ana kadar ihmal ediyorsanız yürüyüşlere başlayabilirsiniz, aktif spor yapabilirsiniz. 12. evinizdeki Mars gerilemesi sağlık konularında çok ihmalkar olmamak gerektiğini işaret ediyor. Bunun yanı sıra iş ortamındaki bilgi trafiğine dikkat edin. Burada biraz gizli konular, işte rekabet olabilir, dedikodular, işte arka planda olan bazı konuşmalar ya da işte saklanması gereken bilgilerin açığa çıkması gibi riskler olabilir. Bu anlamda güvenliğinize dikkat etmenizde fayda var sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, yay yeni ayı 5. evinizde doğacak. Oldukça keyifli, motive edici, enerjinizi artıran, iyimserliğinizi arttıran bir yeni ay. Hayattan keyif almak istiyorsunuz. Bu yeni ayda belki işte seyahat etmek için, bir tatil için planlar yapabilirsiniz. Aşkla ilgili güzel etkiler var. Çünkü Venüs desteği var. Aşık olabilirsiniz. Tanışmalar olabilir. Veya bir ilişkiniz var. Ona daha fazla zaman ayıracaksınız. Aşk hayatınızda bir heyecan, artan bir romantizm söz konusu olabilir. Çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler var. İşte çocuklarınızın bir başarısı olabilir, eğitimle ilgili konular, işte sportif aktiviteler, bir hobiye başlamak, sizinle ilgili ya da çocuklarla ilgili, yani bunları destekleyen bir yeni aydayız. Mars'ın gerilemesi eski arkadaşlar, uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle sizi bir araya getirebilir. Böyle nostaljik etkiler de bu dönemde söz konusu olabilir sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, yeni ay değişken bir burç olduğunuz için sizin için önemli. Bu yeni ay 4. evinizde doğacak. Tabii ki daha çok özel hayatınız, ev yuva temalarını işaret ediyor. Evde aileyle birlikte olabileceğiniz fırsatlar var. Taşınma konunuz olabilir. Yani yaşadığınız mekanlarda bir değişim, yer değişimi, taşınma, çalıştığınız mekanlarda olabilir. Veya evde çalışmak için bir düzen kurabilirsiniz kendinize. Bununla birlikte aileyle ilgili, ebeveynlerle ilgili gündemleriniz var. Evinizi güzelleştirmek, dekore etmek,
etmek, işte evinizin eşyalarını değiştirmek olabilir. Emlak ve size ait mülklerden ya da aileye ait mülklerden bazı parasal gelirleriniz olabilir. Hani bunları satmak ya da kiralamak gibi. Daha çok hani biraz özel hayat, ev yuva alanları söz konusu. Tabii ki evlenmek, ayrılmak gibi konularınız olabilir. Çünkü kariyerinizde, toplumdaki statünüzü etkileyen alanda da bazı değişimler olabilir burada. Yani aile evinden ayrılabilir, kendi evinize çıkabilirsiniz. İşte bir ilişkinizi bitirebilir, taşınabilirsiniz. Birlikte belki bir ev arkadaşınız var. İşte ev arkadaşınızla ilgili konular gündemde olabilir. Bir genel düzeninizi değiştirebilecek gündemleriniz olabilir. Kariyerle ilgili alanlarda, iş konuları ve sorumluluk alanlarındaki Mars gerilemesi bu dönemde biraz hani bazı özellikle üstlerle ilişkiler ya da aile büyükleriyle ilişkilerde anlaşmazlıklar yaratabilir. İletişim trafiğine dikkat edin. Yani bitirilmesi gereken işleriniz olabilir. İşte tamamlanması gereken belki işle ilgili bazı projeleriniz var. Hani bunları gözden geçirmeniz, bir değerlendirmeniz gerekiyor. İşte geciken, ertelenen bazı randevular olabilir bu süreç içerisinde. Bunları da aslında hani üzerinde çalıştığınız işleri tamamlamak için, yani projelerinizi gözden geçirmek için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, yay yeni ayı 3. evinizde doğacak. Gezegeniniz Venüs de yay burcunda. Bu dönemde çok heveslisiniz, çok cesursunuz. Bir şeyleri öğrenmek için daha fazla girişken davranabilirsiniz. Bol bol kitap alabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir dil öğrenmek olabilir ya da değişik, yani yabancı kültürler, yabancı felsefelerle ilgili bazı eğitimlere, seminerlere katılabilirsiniz. Seyahat etme isteğiniz artıyor. Seyahatler olabilir. Şehir içi, hatta yurt dışı, yani daha fazla hareket söz konusu. Yakınlarınızdaki kişiler, işte kardeşler, akrabalar, sizin ya da eşinizin yakınları, akrabaları, onlarla ilgili konular gündemde. Evet, Mars retrosu biraz belki bazı anlaşmazlıklar, fikirsel tartışmalar yaratabilir. Seyahat planlarınızda bazı gecikmeler olabilir ya da plan değişiklikleri söz konusu olabilir. Özellikle internet ve sosyal medyadaki paylaşımlara dikkat edin. Her türlü iletişim alanında, bunlar hani online eğitimler olabilir, online işler, işte alışverişler olabilir. Buralarda bazı sorunlar, bazı karışıklıklar olabilir. Bunlara dikkat edin. Yeni bir araç almak isteyebilirsiniz. Ancak Mars gerilerken öyle bir motorlu araç almayı çok tavsiye etmiyoruz. Biraz beklemekte fayda var. Ama tabii ki kullandığınız araç arızalanabilir. İşte onun bakımıyla, tamiriyle falan uğraşabilirsiniz. Daha önceden gittiğiniz veya gitmek isteyip de ertelediğiniz bir yere gitmek için seyahat planlarınız olabilir. Genel itibariyle ufkunuzu açan, size yeni şeyler öğreten, ilişkilerinizi ve özellikle medyadaki her türlü işinizi, bunlar eğitim işleri olabilir, online işleriniz olabilir, seyahat ve turizmle ilgili konular olabilir. Bu alanlarda çalışıyorsanız sizin için tabii ki daha hareketli, daha girişken, yenilikler getiren bir yeni ay döngüsü olabilir sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, yay yeni ayı 2. evinizde. Dolayısıyla maddi konularda daha fazla gündemleriniz var. Evet, bu yeni ay size para kazanma konusunda bir yeni bir fikir verebilir. Cesaretle bir adım atabilirsiniz. Bir iş olabilir bu. Bir yeteneğinizi değerlendirip paraya da çevirebilirsiniz örneğin bu dönemde. İşte turizm, seyahat işleri, eğitim işleri, akademik konular, işte basın, medya, yayıncılık gibi işler, spor gibi aktiviteler, yani bu alanlardan para kazanma imkanları, iş imkanları olabilir. Mars gerilemesi 8. evinizde olduğu için bu dönemde borçlanma konularına dikkat edin. Çok fazla önermiyoruz. Evet, ikili ilişkiler ve özellikle hisseli paralar alanında biraz güvensiz koşullar olabilir. O nedenle hani alışverişlere dikkat edin, muhasebe işlerine dikkat edin. Kredi almak gibi konular şu anda çok olumlu olmayabilir. Para konularında özellikle hesaplarınıza daha fazla dikkat etmekte fayda var sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, sizin yeni ayınız tabii ki yılın önemli bir dönemindeyiz. Güneş de zaten artık sizin burcunuzda ilerlemeye başlıyor. Bu arada doğum gününüzde kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Yeni enerjiler var. Özellikle doğum gününüz 23 ile 28 Kasım arasıysa sevgili yaylar ve yükselen burcunuz özellikle 1 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok önemli. Bu yeni ay ile beraber Venüs ve Merkür de burcunuzda olduğu için
Yani yeni düşünceler, yeni fikirler, yeni arzular var. Motivasyonunuz çok güçlü, çok cesursunuz. Belki kişisel görünümünüzde, imajınızda şöyle bir değişim yapmak istiyorsunuz. Bu bir estetik, bir güzellik, bir bakımla ilgili bir şey olabilir. Bir imaj değişimi olabilir tabii ki. İşle ilgili konularda, ilişkilerinizle ilgili konularda bazı yenilikler var ama karşıt burcunuzda bir Mars gerilemesi var. İlişkilerde ve işbirliklerinde temkinli olmakta fayda var. Bir ilişki içerisindeyseniz eşinizin, partnerinizin biraz daha bu dönemde hani sorunlu, biraz geçimsiz, biraz daha belki saldırgan tavırları olabilir. Anlaşmakta zorlanabilir ya da yanıltıcı ve belki kışkırtıcı bazı durumlar olabilir. Özellikle rekabet içerikli durumlarda, işte bir dava içerisinde mahkemelerde dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Hani beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir. Daha gizli, daha kontrol dışı durumlar olabilir. Burada kendinize hani böyle çok cesur, çok iyimser davranma eğiliminde olacağınız için biraz daha dengeli olmakta fayda var sevgili yaylar. Ama şanslı bir dönemdesiniz. Gezegeniniz Jüpiter artık Balık burcunda ilerleyecek. Venüs sizinle beraber. Bu durum hayatınızda biraz daha iyileşmeler, daha fazla manevi anlamda keyif, huzur, mutluluk getirebilir. Aile ve yuva alanlarında da özellikle 20 Aralık'a kadar olan dönemde önemli şanslarla, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, yay yeni ayı 12. evinizde doğacak. Bu dönem biraz içe dönmeniz, biraz yalnız kalmak istemeniz mümkün. Bir tatile, bir seyahate çıkabilirsiniz tabii ki. Yalnız başınıza yapacağınız işlere de odaklanabilirsiniz. Aslında yay maneviyatın üzerinizdeki etkisinin artabileceğini gösteriyor. Hani din, inançlar, maneviyat, işte kutsal yerlere yolculuklar olabilir. İbadethanelerde daha fazla bulunabilirsiniz. Meditasyon, yoga ve benzeri uğraşlara yönelebilirsiniz. Bilinçaltı çalışmaları, işte terapiler, ruhsal şifa arayışları bu dönemde artabilir. Uzak ve uluslararası, mesela uzun yolculuklar olabilir sevgili oğlaklar. Yay çünkü bu anlamda sizi bu ay destekliyor. Böyle seyahat planlarınız olabilir. Mars gerilemesi 6. evinizde olacağı için sağlık konularına özen gösterin. Biraz hani belki psikolojik olarak endişeleriniz olabilir, sinirsel sorunlarınız olabilir, uyku sorunları olabilir, bağışıklık sisteminiz zayıflayabilir. Bu dönemde kendinize dikkat etmeniz lazım. Çok yormayın, dinlenmeye çalışın. Böyle görmezden geldiğiniz sağlık problemleriniz varsa onlarla ilgilenin, onları çözmeye çalışın. O yüzden işte check-up yaptırabilirsiniz, hastanelere, kliniklere gidip bir bakım yaptırabilirsiniz, bir tedavi arayışınız olabilir. İş ortamınızda bazı gecikmeler, sorunlar olabilir. Bunları çözmek için de bu yeni ay size fırsatlar verebilir. Belki yeni bir yöntem, yeni bir yol bulacaksınız. Özellikle çalışma arkadaşlarınızla bazı sorunlarınız varsa, güvensizlikler varsa bu dönemde kendinizi, özellikle kişisel güvenlik alanında da lütfen daha temkinli olun. Güvenmediğiniz kişilerle ilişkilerde biraz mesafeli olmakta fayda var sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, ya yeni ayı sizin için keyifli 11. evinizde doğacak. Bu yeni ay zaten iyimser bir enerji veriyor ve sizin için geleceğe daha fazla odaklandığınız bir siz zaten geleceğin burcusunuz. Yay da öyle. Hedefler var, projeler var. Vizyonunuz gelişiyor. Özellikle bir projeyle ilgili teklifler de alabilirsiniz ya da siz yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Medya işleri, uluslararası yabancılarla kurulan işler, her türlü iletişim, eğitim, öğrenim, seyahatler, turizm gibi işler, sporla ilgili aktiviteler bu dönemde hayatınızda aktifleşiyor. Arkadaşlarla da grup halinde daha fazla bir arada olabilirsiniz. İşte keyifli organizasyonlar olabilir. Belki arkadaşlarınızla birlikte bir seyahate çıkabilirsiniz. Eğitimlere, seminerlere, workshoplara katılabilirsiniz. Hareketli ve sosyal olabileceğiniz bir dönem. Mars gerilemesi bazı eski arkadaşlarla, eski tanıdıklarla bu dönemde sizi daha fazla karşılaştırabilir. Hatta bu eski bir duygusal ilişki de olabilir. Yani biraz bu alanlarda da hareketler söz konusu. Kullandığınız araç gereçler de bazı arızalar olabilir. Özellikle motorlu araçlara dikkat etmekte fayda var. Evet, seyahat ve eğitim alanlarında gecikebilir bir şeyler, planlar ertelenebilir ama daha önceden de hani yarım bıraktığınız projelere ya da bir hobinize bu dönemde dönebilirsiniz. Yani onunla da daha fazla ilgilenebilirsiniz. Bir süredir spor yapamıyorsanız spora daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Örneğin yeni tanışmalar olabilir ve özellikle çevrenizde daha fazla yeni insanın ve bunlar çok size
Sizin için biraz yabancı, farklı kültürden, farklı ulustan kişiler de olabilir. Yani yabancılarla daha fazla temas içerisinde olabileceğiniz, tanışabileceğiniz, hatta onlarla belki iş hayatınızda da bazı bağlantılar içerisinde olabileceğiniz keyifli ve hareketli bir yeni ay sizi bekliyor sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, en fazla etki alan burçlardansınız. Hem yönetici gezegen Jüpiter sizin burcunuzda, hem yay sizin haritanızın en tepesinde, kariyer alanınızda olacak. Değişken bir burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz yay burcunun ilk derecelerindeyse bu etkiler daha da artabilir. Jüpiter şu anda sizin için çok şanslı bir pozisyonda. Biliyorsunuz 12 yılda bir burcunuza geliyor ve artık son hareketlerini yapacak. 20 Aralık'a kadar Jüpiter burcunuzdan ayrılmadan önce size önemli ödüller verebilir, unutmayın. Yani son bir yıldır belki Nisan sonları, Mayıs başlarında hani işaretlerini hissettiğiniz ya da çabaladığınız şeyler varsa bunları şimdi burcunuzdan ayrılmadan önce size verebilir. O yüzden Jüpiter'in bereketi, şansı sizinle, bunu unutmayın. Koruması altındasınız. Ve yay yeni ayı tabii ki bir iş, kariyer, gelecekle ilgili beklentilerinizde yeni bir pencere açabilir. İş arayan balıklar için şanslı bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Yeni başlangıçlar olabilir ya da çalışıyorsanız görev tanımınızda bir değişim olabilir. Özellikle uluslararası firmalarda çalışanlar için iş seyahatleri olabilir. Yabancı kültürlerle ilgili bağlantılar olabilir. Medya işleri, turizm işleri, seyahatlerle ilgili işlerde bu yeni ay size yeni kapılar açabilir. Mars gerilemesi biraz zaman zaman sizi huzursuz ediyor, güvensiz ediyor. Aile içi ilişkilere dikkat edin. Evde bazı ufak tefek kazalar olabilir, anlaşmazlıklar olabilir. İç huzurunuzu iyi tutmaya çalışın lütfen. Bu anlamda belki ilginizi, alakanızı daha çok toplumsal konulara, işte iş konularına, kariyer konularına ya da kişisel eğitiminizle ilgili konulara verirseniz daha sağlıklı bir dönemde, daha başarılı bir dönemde olabilirsiniz sevgili balıklar.